Ali Tezel Danışmanlık hangi konularda hizmet vermekte? Şöyle ifade edelim. Sosyal güvenlik biz daha doğmadan başlıyor. Anne karnına düştüğümüz andan itibaren sosyal güvenlik hukukunun içindeyiz. Haklarımız ve borçlarımız var. Biz yaşarken bizimle beraber devam ediyor. Biz öldükten sonra da eş ve çocuklarımızla devam ediyor. Sosyal güvenlik hak ve borçlarımız o kadar geniş ve yaygın ki bizden daha çok yaşıyor. Ve önemli bir olay çünkü paran yok ya para getirir, hastaysan tedavi ettirir, iş kazası geçirmişsen kaybettiğin uzunun parasını sana verir. Yani hayatının gerçekten belli bir seviyede devam etmesi için sosyal güvenlik olmazsa olmaz kurallardan bir tanesidir. Biz de sosyal güvenlik konularında yani vatandaşımızın hayatından daha çok uzun yaşayan ve çok sık değişen sosyal güvenlik hukuku konusunda vatandaşlarımıza haklarını öğretiyoruz. Daha sonra bu hakları nasıl talep edebileceklerini gösteriyoruz. Talepleri sonlandığında da bunu en uygun şekilde nasıl ceplerine para olarak gireceğini gösteriyoruz. Mesela en önemli uygulama meselesi yurt dışı borçlanması. Türkiye dışındaki ülkelerde gerek çalışan, gerekse de uzun yıllar ikamet eden vatandaşlarımız gerek yurda döndüklerinde, gerekse dönmediklerinde yabancı ülkelerde geçen çalışma süreleriyle ikamet sürelerinin parasını Türkiye'de ödeyerek derhal emekli olma hakları var. Ali Bey, son olarak izleyenlerimize söylemek istediğiniz ne var? Şimdi üretimi üçe bölebiliriz bu anlamda materyallerini. Siz de çalışma ekonomi mezunusunuz. Ham madde, enerji ve emek. Bunun içinde en değerlisi olan emek. Çünkü insan unsuru. Ve emekçilerimiz de emeklerine sahip çıkmaları gerekiyor. Emekçi sınıfı olduklarını bilmeleri gerekiyor. Bunu şunun için söylüyorum. 2008 yılında sosyal güvenlik reformu çıkarken o zamanki bakan halka seslenirken şunu söylüyordu. Sosyal güvenlik açıklarını azaltıyoruz. Artık hükümetimiz açık vermeyecek diyordu. Geniş halk yıllarda alkışlıyordu. Ne güzel sosyal güvenlik açıkları azalacakmış diye. Bu şu demekti aslında. Daha geç emekli olacaksınız. Daha az emekli maaşı alacaksınız. Hastanelere gittiğinde paranızı cebinizden vereceksiniz demektir. Çünkü sosyal güvenlik de açık iki şekilde azaltılabilir. Ya işverenden daha çok prim alarak ya da insanlara daha az emekli maaşı verip daha geç emekli edip hastanelere gidecek paraların cebinden çıkmasını sağlayarak. Ama insanlarımız hangi sınıfta olduklarını bilmedikleri için emek mi sermaye mi sınıfını bilmedikleri için genelde siyasilerin sözlerini sınıf kültürü ve bilinci olmaksızın algılıyorlar. Sınıflarını bilsinler, sınıf kültürünü oluştursunlar. Kendilerine verilen bir konuda kendilerinin menfaatine mi değil mi ona baksınlar. Devletin menfaatine değil, kendi menfaatine düşünsünler. Devlet zaten menfaatini koruyacak kadar güçlü. Birey ise kendi menfaatini koruyamayacak kadar güçsüz. Ali Bey, bu keyifli sohbet için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz ve ziyaret ettiğiniz için. Sevgili izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.